faaliyetleri bahsedeceğim. Tüm şehrimizi 3 ay değil 12 ay Ordu sloganıyla çağdaş turizm seviyesine çıkarmak için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Elbette ki bu çalışmalar kapsamında Çamlık'ı göz ardı edemezdik. Çünkü Çamlık hizmete muhtaç, bakıma aç, Çamlık temel kalıntılarıyla mücadele ediyor. Bunun üzerine dedik ki iki aşamalı Çamlık istişare toplantılarını düzenleyelim. Birinci aşamasında Çamlık'ta ne yapılması gerekli sorusuna cevap arayalım. Birinci toplantıdan aldığımız cevaplar neticesinde oluşturduğumuz öneri projeyle ikinci toplantıyı düzenledik. İkinci toplantıda koyduğumuz ortak akıl neticesinde aldığımız ortak kararla Çamlık'ta çalışmalara başladık. Çalışmalar kapsamında eski motel ve lokanta alanının temel kalıntılarını kaldırdık. Etrafa saçılmış moloz ve beton parçalarını toparladık. Çamlık içerisinden tam 167 kamyon dolusu moloz ve betonu Çamlık dışarına çıkarılarak bertaraf edildi. Yerine 80 kamyon özel bahçe toprağı getirilerek alana serildi ve çam köklerinin nefes alması, besin alması sağlandı. Bunun üzerine Çamlık'ın araç girişi kapatılarak görüntü ve ses kirliliği engellendi. Çocuklarımıza güvenli ve sağlıklı bir alan oluşturduk. Alana yayılan 15 betonarme oturma grubu kaldırılarak yerine ahşap piknik masaları yerleştirildi. Eski motel ve lokanta alanına doğaya uyumlu yürüyüş yolu yaparak halkın kullanımına kazandırdık. Parklar ve yeşil alanlar daire başkanlığımıza ait depo alanını, burası çok önemli, Ünye Çamlık Gençleştirme ve Rehabilitasyon Merkezi'ne dönüştürüyoruz. Çamlık'ta yıkılan ve yaşlanan ağaçların yerini burada yetişecek fidanlar alacak. Dolayısıyla bize nasıl ki Çamlık büyüklerimizden miras kaldı ise biz de çocuklarımıza, torunlarımıza Çamlık'ı bırakmış olacağız. Fiziki koruma önlemleri ne kadar önemliyse tabii bunun bir de hukuki koruma boyutu vardı. Yani imar değişikliği. Çamlık'ta da koruma planları yapıldı. Bu kapsamda Çamlık'ı parsel parsel bölen, yapılaşmasına izin veren, korumasız ve son derece uygunsuz olan imar planını kaldırdık. Hatta ve hatta eski motel alanının olduğu yeri ağaçlandırılacak alan olarak belirledik. Artık tüm Çamlık severler yıllardır endişe ettiği Çamlık hakkındaki endişelerini kalıcı olarak ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin turizm şirketi marifetiyle yapacağı Kır Kahvesi burada sadece sosyal tesis hizmeti vermeyecektir. Aynı zamanda Çamlık'ın güvenlik noktası olacak. Soğuk ve yağışlı havalarda Çamlık'ta vakit geçirebileceğimiz sıcak bir mekan olacak. Şimdi görsellerden biraz size bahsetmek istiyorum. Az önce konuşmamda belirttim. Alana yayılmış beton ve moloz kalıntılar diye. Çok değil. 2 ay önce hemen arkamda gördüğünüz alan. Bu alan bu moloz ve beton, demir kalıntılarıyla doluydu arkadaşlar. 2 ay içerisinde bu alanı temizledik. Özel bahçe toprağıyla besledik. Çamlık araç girişine açıktı. Araçlar kontrolsüz olarak Çamlık'a giriyor. Çamların arasında dolaşıyor. Hem Çamlık'a zarar veriyor. Hem hava kirliliğine neden oluyor, ses gürültülüğüne neden oluyor ve bir karmaşa içerisinde. Bu alan hemen arkamızdaki toprak alan olarak karşımıza çıkıyor. 2 ay içerisinde tüm çalışmalarımızı tamamladık. Dün Büyükşehir Meclisimizde yeni planımız onaylandı. Hemen altta gördüğümüz eski imar planı. Açıkça söylemeliyim ki ben bu imar planına baktığımda bir mesire alanından çok ticari bir alan olarak görüyorum. Dolayısıyla bu plan üzerinde çok da fazla konuşmaya gerek yok. Hemen yaptığımız değişikliklerden bahsedecek olursam. Bu köşe, hemen şu köşeden başlayalım. Karşımızda bulunuyor. Çamlık'ın en değerli, Çamlık koyunu gören bir köşe. Ağaçlandırılacak alan olarak belirledik. Yapılaşmayı kapattık. Hemen üzerinde mangal yapmak isteyen ailelerin ağırlıklı olarak kullanıldığı alan. Ağaçlandırılacak alan olarak belirledik. Yapılaşmayı kapattık. Hemen gelelim. Dediğimiz, bahsettiğimiz Kır Kahvesi'nin olduğu yer. Eskiden ticari alandı. 3 katlı yapıya müsaitti. 1 kat müsaitlik vererek ahşap yapıda Kır Kahvesi'ni yapacağımız alan olarak belirledik.
Hemen bu tarafa geldiğimizde aşağıda görüyorsunuz. Çamlık'la sit alanını bölen bir yol. Bu yolu kaldırdık. Bütünsel bir koruma sağladık. Tüm alanı ağaçlandırılacak alan olarak belirledik. Yapılaşmayı kapattık. Hemen aşağıda deniz kenarı, yani bulunduğumuz yer ticari alan olarak belirlenmişti. Ticari alandan çıkartmaktan çok ağaçlandırılacak alan olarak belirledik. Yapılaşmayı kapattık. Son olarak şunu net olarak söylemeliyim ki Ünye Çamlık tarihinin en korunaklı hukuki korumasına, imar planına sahiptir. Son olarak sözlerimi birkaç cümleyle bitirmek istiyorum. Ünye Çamlık halkındır. Halka açıktır. Halkın olmaya devam edecektir. Ünye'mize, ordumuza, tüm Çamlık severlere hayırlı olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.